Wonder Kitwin kanalından herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Süper Lig'e geri dönüyoruz. Süper Lig'e Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle geri dönüyoruz. Son viraj, son 9 maç Fenerbahçe için. Lig'de kaosun çokça artacağı bir 9 haftalık, 10 haftalık bir dilimin içerisindeyiz. Öncelikle bir önceki videomuzda herkesin bunun ciddiyetinin farkına varması gerektiğini söylemiş, dile getirmiştim. Şu anda da her maça ayrı bir 90 dakika olarak bakmamız gerektiğini söylüyorum. Fenerbahçe açısından tamamıyla kendine odaklanması gereken, tamamıyla Fenerbahçe-Beşiktaş maçını düşünmesi gereken, bir sonraki haftayı, bir sonraki dakikayı düşünmemesi gereken haftalardan bir tanesindeyiz. Fenerbahçe-Beşiktaş maç önü yayınıyla da tekrar karşınızdayız. Videoya geçmeden önce golvar.com'dan bahsedelim. Golvar.com'dan bahsederken bu kez derbi özel bir çekilişimiz var. Golvar.com bir çekiliş yapıyor. Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'nin atacağı gol kadar forma dağıtıyoruz. Golvar.com teşekkür ediyoruz. Sponsorumuz bizlere forma çekilişi yapmamızı tavsiye etti. Fenerbahçe'nin atacağı gol kadar forma dağıtacağız. Çekilişe katılmak için yapmanız gerekenler çok basit. Yorumlara gol var kazandırır yazmanız ve yorumda olan golvar.com Twitter hesabını takip etmeniz. Sadece bu ikisi çekilişe katılmanız için yeterli. Amacımız Golvar'ın Twitter hesabını da aktifleştirmek. Golvar'ı Twitter'dan takip edip yorumlara da Golvar kazandır yazdığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Fenerbahçe kaç tane gol atarsa o kadar forma dağıtıyoruz. Umuyoruz ki 4, 5, 7, 10 tane atar biz de birçok forma dağıtırız. Maçtan sonraki hafta içinde de çekilişi kazanan belli olacak deyip videoya hep beraber geçelim. Fenerbahçe Beşiktaş karşısında Kadıköy'de derbiye çıkıyor. Fenerbahçe için bu sezon derbi bir fobi olayına dönmeye başladı. Fenerbahçe oynadığı derbilerde bu sezon gol atamadı 3 büyük takımına karşı. Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor bir tanesinde berabere kaldı. 3 tane derbiden sadece 1 puan aldı ama hiçbirinde gol atmayı başaramadı. Bunlardan bir tanesi Kadıköy'deydi ki hem oyun olarak hem skor olarak zaten rezil kepaze olmuştuk Galatasaray'a karşı. Ancak bunların da hepsini bir kenara bırakıp Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisine yeni bir sayfa açması gerekiyor. Tabii ki hepimizin düşündüğü şey üçlü mü dörtlü mü? Fenerbahçe bu gol atamadığı 3 tane derbiye üçlü olarak çıktı. Üçlü formasyonla çıktı. Formasyonlar bu kadar etkili mi? Evet, üçlü dörtlü oynamak bu kadar değişkenlik yaratıyor mu? Bu sezonki Fenerbahçe de yaratıyor. Dörtlü oynarken oyun içerisinde daha kompakt duramayan bir Fenerbahçe ancak çok daha fazla üretebilen bir Fenerbahçe var. Üçlüde ise topu aldığında rakip yarı sahaya geçmekte dahi zorlanan, üretkenlikten uzak daha çok topa vuran, topu tutmaktan ziyade daha çok topa vuran bir Fenerbahçe var. Ve derbiden sonra topa sahip olma oranında ligin en iyisi olan bir Fenerbahçe var. Galatasaray derbisinden sonra Fenerbahçe maçlarına dörtlü çıktı. Avrupa seviye maçları hariç dörtlü çıktı ve topa sahip olma yüzdesi olarak ligin en iyisi. Aslında dörtlü oynamak bizde topun kıymetini bilmemiz anlamına geliyor ve Fenerbahçe için de bence Jorge Jesus'un gelecek sezonda kalmasını isteyen özellikle ben olarak hatta kararsız taraftarlar olarak da Fenerbahçe derbiyi üçlü çıkıp kazanamadığı takdirde hoca inadına devam ediyor. Hoca üçlü takıntısına devam ediyor olur ve gelecek sezondaki kendi kararını dahi etkiler. Daha doğrusu taraftarın Jesus'u isteyip istemeyeceğini dahi etkileyecektir. Bu anlamda bir kırılma maçı Fenerbahçe-Beşiktaş maçı formasyon anlamında. Peki Fenerbahçe için bu maçın formasyon taktiksel anlamda değil bir de psikolojik anlamda tarafları var. Şu anda Fenerbahçeliler de dahil olmak üzere tüm Türkiye en başta şampiyonluk rakibimiz olan Galatasaray Fenerbahçe'nin derbilerde kazanamadığı bildiği için bu maçtaki puan kaybını bekliyor. Şu an puan farkı aslında 6, Fenerbahçe'nin maç eksiği var ya da Hatay'dan alacağı bir 3 puan var. Puan farkı 3. Galatasaray'ın henüz daha hala şampiyonluğu kaybettik psikolojisine ya da şampiyonluk yarışı çok kızıştı psikolojisine girmemesinin ana sebebi Fenerbahçe Beşiktaş derbisi. Çünkü kendi kafalarındaki düşünce, psikoloji Fenerbahçe zaten Beşiktaş'ı yenemeyecek. Fenerbahçe derbilerde bu zaman çok kötü. Fenerbahçe kazandığı takdirde en başta bu algıyı da yıkacak. Ve bundan sonraki süreçte önümüzdeki tek derbi içeride Trabzonspor maçı olacak. Bu anlamda aslında bir kırılma, bir milat maçı diyebiliriz. Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş tarafında da işler iki yönde ilerliyor. Bir, Beşiktaş'ın Hatay ve Antep'in ligden çekilmesiyle beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı puanların da silinmesi ve bu maçların hükmen değil sıfır puanlar verilme isteği var Beşiktaş tarafında. Bunun doğruluğunu, yanlışlığını hep beraber tartışırız. Kendileri için istedikleri adalet bizler için adaletsizlik oluyor. Çünkü kanunen de Fenerbahçe için bir kazanılmış hak var veya Galatasaray için. Sonuçta biz o maçlara çıktık ve oynadık en nihayetinde. Bu bir artık fikstür şansı. Ha, onların dediği siz 18, biz 18 deplasmana çıkacağız. Sizler 16 deplasmana çıkacaksınız. Şimdi Beşiktaş'ın tutunduğu motivasyon bu. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yendiği takdirde o puanlar da silindiği ve kendilerine de eklendiği yani totalde istedikleri senaryoya geldikleri takdirde Beşiktaş Fenerbahçe'yi yakalamış oluyor. Bizi Kadıköy'de yenerlerse. Zaten Fenerbahçe Beşiktaş'ı yenerse bu 4 puan 5 puan mevzusu
korkusu da ortadan kalkacaktır. Ancak Beşiktaş Fenerbahçe yenecekse artık yarış bir üçlü hale gelecektir. Bu anlamda Beşiktaş'ın tutunduğu motivasyon bu. Hatta ben derbi özel olarak yönetiminin, takımının, camianın bunu istediğini söylüyorum. Yani Beşiktaş sonuçta kaybederse çok bir şeyin değişmeyeceği bir sezonun içerisindeydi. Şu anda şampiyonluk umutları neredeyse %5'lerde, onlarda olan bir camia Beşiktaş. Ancak bu motivasyonu kendilerine kazanma bilinci edinip Fenerbahçe maçına bu motivasyonla çıkmayı kendilerince bence strateji olarak gördüler. Beşiktaş Şenol Güneş geldikten sonra 14 maç yaptı. 9 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Aslında alıştığımız Şenol Güneş takımlarından farklı bir Beşiktaş var. Alıştığımız Şenol Güneş takımları çok daha akışkan, tempoyu çok daha yükselten, topun kıymetini bilen ancak kanatlardan akın 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 gelen bir Beşiktaş. Ancak bu sezonki Şenol Güneş takımı belki sonradan devralmasından da kaynaklı öyle bir takım değil. Daha pas oyunu ve ağır pas oyunu oynayan, Hacı Ahmetoviç'i 6'da oynatıp yanında Salih'i konumlandırıp Getson'u serbest bırakıp Getson driplinglerinden faydalanmak isteyen ve Hacı Ahmet Savuç Salih'le beraber maçın temposunu kendi belirleyen ve bu tempoyu belirlerken de minimumda tutmaya çalışan Beşiktaş var. Beşiktaş eforunu yukarılara çekmiyor. Fenerbahçe ise bunun tam tersi. Eforunu en tepede oynayan takımların başında geliyor ligde. O yüzden birbirlerini aslında tam tersi iki takımın mücadelesi olacak. Doğru oynayan, akıllı oynayan, yetenekli ayaklarda bu maçın sonucunu belirleyecek. Beşiktaş'tan beklediğim 11 Onur. Onur Bulut sağ bekte, Tayyip, Omar, sol bekte Masuaka, Hacı Ahmetoviç, Salih ve Getson üçlü merkezi. Sağ kenarda Gezal, sol kenarda Cenk, en uçta da Vincent, Abubakar. Abubakar Fenerbahçe'yi sever. Fenerbahçe'nin de Abubakar'ı birebir markaj yapması gerekiyor. Abubakar ve Cenk ikilisine karşı Jorge Jesus üçlü stoperi bence isteyecektir. Sevilla'da nasıl En-Nesyri ve Rafamir, Kadıköy deplasmanında En-Nesyri ve Rafamir iki forvetle çıktığı zaman yine 3-4-3 çıkmıştı Sevilla ama iki forvet çıkmıştı. Jorge Jesus yine üçlü çıktı ve Serdar'la Samet'i o iki forvete marke ettirmeye çalıştı. Fenerbahçe'de ise Fenerbahçe buna karşılık vermeye çalışırsa eğer maç Fenerbahçe'nin değil Beşiktaş'ın kontrolüne geçecek. Çünkü orada Fenerbahçe oyunu kontrol etmek istemiyorum cevabını verecektir ilk 11'iyle. Yani top sizde olsun, oyunu siz kontrol edin. Biz sizin kaptırdığınız toplarla hücuma çıkalım derdi olacaktır Fenerbahçe'nin. Ve ben bunun doğru bir plan olduğunu kendimce düşünmüyorum. Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı topu tutarsa, Beşiktaş topu tutan takımlara karşı iyi değil. Mesela bir Galatasaray maçında Galatasaray topun sahibiydi ve Beşiktaş iyi değildi. Özellikle Getson'un atabileceği boş driplinglere, Getson'a kendi alanını yaratmaya, burada Linara oynarsa çok önemli. Getson'un alanında Getson'u birebir marke etmek gerekiyor. Abubakar'a yardım edecek Cenk'i birebir marke etmek gerekiyor. Bir o kadar da tabii ki Raşit Gezal'ı engellemek gerekiyor. Çünkü Gezal'ın atacağı her top tehlike olabilir. Fenerbahçe tarafına bakacak olursak Fenerbahçe için 1-3-4-3 bir de 4-4-2, 4-1-3-2 klasik Jorge Jesus formasyonu var. 3-4-3'te beklediğim kadro şöyle: Serdar, Samet, Atilla Zalai üçlüsü. Sağ kanat bekte Bright Usay Samuel, sol kanat bekte Ferdi. Merkez orta sahada Arao ile Miha Zayt bekliyorum. Sağ önde Arda, sol önde Valencia, en uçta da ben Pedro bekliyorum. Üçlü formasyonu çıkarsak Fenerbahçe'yi böyle bekliyorum. Arda'yı daha doğrusu ilk 11'de bekliyorum diyebilirim. Çünkü İrfan'ın formsuzluğu, Emre Mor'un sonradan girince çok etkili olması, Diego Rossi'nin son haftalarda çok çok etkili olmaması ya da Diego Rossi'nin tam olarak Arda'nın alternatifi olmamasıyla Arda formasını alacaktır bu maçta. Bir de dörtlü tarafını var maçın tabii ki. Samet Atilla tandemleri. Beklerde Ferdi Osayi, Arao ile Crespo dörtlü oynarsak bekliyorum. Arda Rossi, Pedro, Ener Valencia bekliyorum dörtlüde. Daha muhtemel üçlü gördüğüm için üçlü üzerinden Fenerbahçe'nin güçlü yanları da var tabii ki. Zayıf yanları da var. Güçlü yanları şu: Fenerbahçe'de Lincoln'un sezonu kapatmasının ardından Bright Osayi Samuel sağ kanat beke veya sağ beke, Ferdi ise sol beke geçti. Bright Osayi Samuel bir çizgi beki. Ferdi merkeze giden bir bek ve Ferdi'nin önünde İrfan veya Arda gibi topu içeri çeken, kendini biraz daha merkeze atan futbolcu olduğu zaman Ferdi çizgiye gitmekten ziyade merkeze giden bir bek olduğu için Fenerbahçe doğru yayılamıyor rakip yarı sahaya. Evet, Ferdi müthiş delici merkezden driplingler atıyor. Topla çok güzel kat edebiliyor. Ancak orada İrfan veya Arda ile üst üste biniyorlar. Orada Bright Usay Samuel'in oynaması bir avantaj yaratacaktır Fenerbahçe'ye. Çünkü Arda veya İrfan kim oynarsa veya Emre Mor, yani sağ kenarda oynayacak sol ayaklı futbolcumuz, topu her içeri çektiğinde arkadaki Masuaku alanına Bright Usay Samuel'in koşu atması gerekiyor. Osayi koşu attığı müddetçe de Fenerbahçe ileride artı bir avantajı sağlayacaktır. O yüzden Fenerbahçe'nin planını Bright Usay Samuel üzerinden de çizmesi gereken bir maçlardan bir tanesi bana göre. Bir o kadar da Ferdi tarafından da. Şimdi Ferdi Raşit Gezal'la eşleşecek. Bu çok önemli tabii ki. Raşit Gezal gibi hem oyunu sağa çekip sola çekip hem dribling hem topla yetenek hem birebir çalım hem şut hem pas hepsini aslında yapabilen bir futbolcu olduğu zaman Ferdi'ye orada gelecek yardım çok önemli. Atilla Zalai'nin de kart cezaları tamamlandı. Atilla Zalai'nin de orada Ferdi'ye paso yardım etmesi gerekecek. Aslında maç çok dengede bir maç. Fenerbahçe açısından kaybetmek
kazanmak ve berabere kalmak hepsinin %33'er olduğu bir senaryonun içerisindeyiz. Ancak Fenerbahçe bu senaryonun, bu ihtimallerin ortasında kazanmak zorunda. Fenerbahçe için üçlü oynarsak şöyle bir dezavantajımız olabilir. Ener Valencia'yı üçlü her oynattığımız zaman kenardan getiriyoruz. Ener ise en uçta oynayıp derine geldiği zaman çok daha etkili bir futbolcu. Ancak üçlü oynayınca kenarda oynayan Ener Valencia ve en uçta oynayan João Pedro olduğu için, João Pedro son zamanlarda çok çok formsuz oynadığı için, mesela Pedro yerine Michy Batshuayi sağlıklı olsaydı üçlüye bu kadar sorumlu yaklaşmazdım. Ancak sakat Batshuayi yerine João Pedro olduğu zaman Fenerbahçe formsuz bir Pedro'ya üçlüde katlanabilecek durumda değil, özellikle bu derbide cezası ağır olur. Çünkü üçlüde zaten Fenerbahçe topun kıymetini bilmiyor. Oyunculara atıyor Jorge Jesus. Ferdi, evet, topun kıymetini nispeten biliyor. Mia Zayt, evet biliyor. Arda, evet biliyor ve João Pedro, evet biliyor. Yani Fenerbahçe 10 kişilik oyununda %40'ının topun kıymetini bilen futbolcu olması gerekiyor. Ve Pedro burada bize bağlantı sağlayamadığı her an Fenerbahçe üretmekte çok daha fazla zorlanacaktır. Emre Mor'un ilk 11 olacağı da çok tartışma konusu oldu. Ben Emre Mor'un ilk 11'de olmaması gerektiğini düşünenlerdenim. Bunun için iki sebep var. Emre 90 dakikaya performansını yayabilen bir futbolcu değil. Bu bir. İkincisi ise kenarda oyun sıkıştığında, berabere giden bir maçta, geride giden bir maçta kenardan gelecek Emre Mor hamlesi gibi başka bir hamlemiz yok. Kenardan gelebilecek Emre Mor Fenerbahçe'de tüm dengeleri değiştirebilecek futbolcu. Özellikle son 30 dakika Emre Mor silahı bu ligdeki kenardan gelebilecek en etkili silahlardan bir tanesi. Bunun üzerinde durması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Arao ile Miha bekliyorum yan yana. Hoca Arao Crespo da kullanabilir ama Salih ve Amir Hacıahmetoviç çok öne çıkan futbolcular olmadığı, çok yatay oynayan futbolcular oynadıkları için, kendi alanlarında oynadığı futbolcular oldukları için orada bir Getson var. Getson'a Willian Arao doğru markajı yaparsa diğer oradaki hani Amir, Getson ve Salih dedik. 3. Fenerbahçe'de Arao, Zayt 2. Oradaki 2'ye 3'te üstünlüğü kaybetmeyebiliriz Arao, Getson'u doğru tutarsa. Çünkü Hacı Ahmetoviç biraz daha stoperlerin arasına giriyor onlarda, bizdeki Arao gibi. Fenerbahçe'de de orada Zayt'la Salih eşleşip biz orta sahada üstünlüğü vermeyebiliriz. Beşiktaş'ta Hacı Ahmetoviç'in atacağı ters toplar, Getson'un atacağı driplingler ve Salih'in atacağı ters toplarda oyun bir sağa bir sola giderse Fenerbahçe beşli olarak üçlü artı iki bekiyle dizildiği zaman çok doğru kaymalar yapması gerekiyor. Fenerbahçe için bir maç 1.90 dakika. Özellikle bu akşam Galatasaray maçı var. Tabii ki Galatasaray puan kaybederse bambaşka bir atmosferde oynanacak ama hiç fark etmez. Fenerbahçe artık bu şampiyonluk yarışının içerisinde. Kazanmak zorunda. Hocanın kendi başına takıntılarına inadını kaybedersek sorgulaması gereken maçlardan bir tanesindeyiz. Ha, üçlü çıkar kazanır. Hoca haklıdır. Önümüze bakar devam ederiz. Artık iyi oyun, kötü oyun değil, kazanması gerekiyor Fenerbahçe'nin. Son 9 haftada sadece ve sadece galibiyete odaklanmamız gerekiyor. İki tarafında artı ve eksi yönlerini konuşmaya çalıştım. Özellikle Beşiktaş tarafında Omar Colley, yeni stoperleri ve Masuaku hücum beki olduğu için onların arasına dalmamız gerekiyor. Özellikle Arda ve Osayi'den o yüzden bir plan çizebiliriz. Galatasaray'a attığımız bir gol vardı İsmail Kartal döneminde. Osayi'nin çizgiye inip İrfan'ın pasında Osayi çizgiye iniyor. Osayi çevirip Mia Zayt merkezden atıyor o golü. Amir Hacıahmetoviç orada markaj yapabilecek bir futbolcu değil. Osayi çizgiye inebilir. Masuaku o kadar iyi savunma beki değil. Omar Colley ve Masuaku arasını ise Arda kullanabilir. Fenerbahçe için orası bu maç üzerinde güçlü olacaktır. Doğru olacaktır. Duran toplarda iyi olmayan bir Beşiktaş var. Fenerbahçe'nin duran topları son zamanlarda iyiydi, artmıştı. Fenerbahçe duran toplardan da 5-5'i avlamak zorunda. Artık puan kaybı tahammülümüz yok. Elde avuçta ne varsa topla tüfekle maça saldırmamız gerekiyor. Taraf taraftarlar nezdinde de Kadıköy'de uzun zaman sonra yine bir derbi atmosferi olacak ve homurdanmadan uzak, oyuncularına tamamen destek veren, geri düşsek de çeviren, yani şampiyonluk maçı gibi her maç, artık 9 maç var derbiye kadar, 5 tanesi Kadıköy'de, 5 tane maçı da şampiyonluk maçı gibi yaşamamız gerekiyor. Maçı çevirirsek şampiyon olacağız gibi oynamamız gerekiyor. Maçı kaybetmeye yönelik homurdanmalar, ıslıklamalar olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Artık hepimizin bunun bilincine varmamız gerekiyor. Umuyorum da galip gelen taraf biz oluruz. Çekilişimize katılmayı unutmayın lütfen. Gol var. Sponsorumuz çekiliş yapıyor. Fenerbahçe'nin attığı gol kadar forma veriyoruz. Ben yorumlara Gol Var'ın Twitter linkini koydum. Yorumlara da Gol Var kazandırır yazdığınız takdirde çekilişe katılmış oluyorsunuz. Sizler de videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Her zaman yaparız. Yine yapalım. Skor tahmini geleneğimizi sürdürelim. Ben Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 2-1 yeneceğini düşünüyorum. Sizlerin de skor tahminlerini yorumlarda bekliyoruz diyerek bir sonraki videolarımıza tekrar görüşmek dileğiyle diyelim. Sağlıcakla kalın.